Ananı avı. Aman aman. Plakayı düşürdük ya. Vallahi. Gidin lan gel plakayı. Kanka plakayı aldı, arabaya koydu. Arabadan alırım ben sonra. Nasıl lan? Yok yok, o düşmez, o oraya sabit. Koş koş. Plakayı kaybetmeyeyim, yeni çıkarttım daha. Bir haftalık plaka. Daha oğlum ıslatmadık plakayı lan. Bas. Evet arkadaşlar, 50 cc motorla tavaş kapıştırıyoruz. Evet, şu an kaçta gidiyoruz ya? Fazla hızımız yok. Yollar bozuk. Sola yanaş Atil, İsmail sola. Yanaş oraya. Aynen oraya yanaş. İçeri gir içeri. İçeri gir içeri. Şuraya içeri gel. İçeri gir içeri. Gel ileri doğru. Evet, gençlerle takılıyoruz bu arada. Gel gel, korkma, bir şey olmaz. Arkadaş Tofaş'ın yabancısı olduğu için genelde hep lüks araba kullanıyor kendisi. Tamam öyle kal, cama gelmesin şey. Kameraya selam ver bakayım. İlk defa mı kullanıyorsun sen Tofaş? Cam çok hızlı, baksana. Ooo, camımız çok hızlıdır bak. Bas bakayım. Çıkmıyor. Oğlum baksana ne güzel işte. O biri oradan basıyor, biri buradan basıyor. Ondan oluyor. Yoksa bizim camımızı yeni yaptırdık. Şey, camı şey, fitiller değişecek şu. O fitillerden yapıyor. Araba yatan araba, ondan kaynaklı. Evet arkadaşlar, hem motoru deniyoruz hem arabayı test ediyoruz. Arabayı kuzene verdik, hem kuzenimiz araba kullanmayı çok hevesli olduğu için. Bas bakayım biraz, tokatla arabayı. Tokatla. Tokatla tokatla. Bas kökle. Bravo. Devam et devam. Devam et. Nere lan? Kanka ileri git, ileride çekeriz. İlerisi daha müsaittir. Tamam hadi bas bakayım. Bu arada biz... Bas bas bas. Korkma korkma, bas. Bravo. Hem kamerayı kullanmak hem de motorla gitmek zor oluyor ama. Evet, ileride biraz çukurlar var, o yüzden biraz yavaşladık. Hem hava almış oluyoruz hem arabaları test ediyoruz. Var mı sıkıntı hararette falan? Tamam. Hem gençlerle gezmiş oluyoruz, turlamış oluyoruz, hem hava almış oluyor gençlerle. Oğlum sönme bak, internete atacağım ben bunu. Arkadaşımız küfür balayın olduğu için. Kanka ileri kadar git, ileri. Bas ileri git. İleri kadar git. Sallasın kanka, bir şey olmaz ya. Aman aman. Aman aman. Plakayı düşürdük ya. Vallahi. Gidin lan gel plakayı. Kanka plakayı aldı, arabaya koydu. Arabadan alırım ben sonra. Nasıl lan? Yok yok, o düşmez, o oraya sabit. Koş koş. Plakayı kaybetmeyeyim, yeni çıkarttım daha. Bir haftalık plaka. Daha oğlum ıslatmadık plakayı lan. Tamam abi, öyle iyi, bak bak ne güzel. Dön dön, sola dön İsmail. Kanki dön dön, gel gel.
Gel gel. Aa burayı iyi, gel gel. Evet arkadaşlar, yer keşfettik. Şimdi burası daha iyi olur diye düşündük. O yüzden hem manzarası da güzel, temiz bir yol. O yüzden buraya geldik. Ayağı kapatamadım ya. Şu şimdi kapatalım. Gel gel buraya yanaş İsmail, gel. Bu yanına yanaş motorun. Şu tarafa, aynen şu tarafa yanaş, şu tarafa. Tamam kal öyle, kal. Bugünkü videomuzda artık motosiklete geçtik arkadaşlar. Motosikletle ilgili bir video gelecek. Hiç daha önceden böyle motosikletle ilgili bir video çekmemiştim. Bu motosikleti yeni aldık arkadaşlar. Modeli RKS50 Azure Pro modeli. Şu an bu motora geçmemdeki sebep, benim şu an motor ehliyetim yok. Ondan kaynaklı 50 cc'lik motorla başladık. Hem başlangıç motor, daha önceden motor kullanmamıştım ben. Ondan kaynaklı bu motora geçtim. Bu motorun rengi mavi de çok derler ama yeşil bunun rengi. Ruhsatta yeşil diye geçer. Ruhsatını da çıkarttık. Motor işlemlerini, her şeyi hallettik. Plakasını çıkarttık. Şu an motorun rodajda. Motoru rodajdan çıkarttıktan sonra motorun biraz daha böyle açılması gerekiyor. Açma işlemlerini hallettikten sonra bakacağız, deneyeceğiz, göreceğiz. Şu an son hızda gidemiyorum. 35-40'ı geçmeyin dedi bayideki çalışanlar. Ondan kaynaklı. Şu an motordan benim herhangi bir sıkıntı yok. Süspansiyonlar olsun. Süspansiyonlardan herhangi bir ses gelmiyor böyle. Kasislerden falan geçerken herhangi bir böyle savurma yok. Onun haricinde nasıl diyelim, bu zaten bu şekilde port bagajıyla birlikte geliyor. Şu an başka şey. Aynalar bu şekilde ama şu aynaları fazla kullanışlı gelmedi bana. Şu an sağ taraf, sağ sol görürken biraz zorluyor beni. Onun haricinde şu ön tarafa gel İsmail. Ön tarafta led var. Şu şekilde. Koltuğunu açalım. Şu şekilde. Çalışmayınca açılmıyor. Çalıştıralım motoru. Evet, gördüğünüz gibi önde led var. Şu an kısalar var. Şu an uzunu açtık. Şu an kısada. Şu şekilde. Şu şekilde de 4 lira yanıyor. Bunlar da led. Sağ üstüne. Şimdi sağ üstüne verdi. Şu an arka tarafa geldik. Arka tarafı sinyal. Şöyle. Şu şekilde. Sağ üstüne verdi. Sağ üstüne verdi. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde buradan sağ sol sinyalimizi ayarlıyoruz. Sağ sol sinyalimizi bastığımızda sağ sol sinyalimizi atıyor. Daha sonra burada dörtlüsü var. Bu şekilde dörtlüsü yanıyor. Aynı şekilde sol sağ sinyalimizin olduğu bölgeden yanmaya devam ediyor. Arkadaki gördüğünüz gibi sorumuz. Frene bastığımızda bu şekilde hani led var. Led kullanılıyor. Şu an herhangi bir problem yok. İlerleyen zamanlarda fizikli belli olur. Çalışmasında falan herhangi bir sıkıntı yok. Motoru şu an stop ettim. Kontağımızı açtık. Sonra frenimizi şu an kapalı da, kırmızı düğmemizi aktif ettik, elektriğimizi açtık. Sonra frenimize bastık, motorumuzu çalıştırdık. Motorumuzu çalıştırmamızda herhangi bir problem yok, herhangi bir zorlanma da yok. Şu an havalar soğuk, havalar soğuk olmasına rağmen motorun çalışmasında herhangi bir problem yok. Gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Şu an motorumuz 53 km'ye geldi, 200-300 km bandında rodaja girecek. Ondan sonra motorun gücü, yani tam performansında kullanmaya başlayabileceğim. Şu an 35-40'ı geçmediğim için tam test, yani son hızda test edemedim. Ondan dolayı bu şekilde ilerleyen videolarda eğer bir herhangi bir arıza durumu falan söz konusu olursa size bunun bilgisini de veririm. Şu an ben bu motordan memnunum. Herhangi bir problem yok. Çalışmasında olsun, herhangi böyle boğulma olsun veya sağından solundan bir komik ses olsun. Herhangi bir ses yok. İlk aldığımda, bayiden ilk aldığımda şöyle gelsene ikramlar. Bayiden ilk aldığımda şurada fren kaliperi görüyorsunuz. Ön tarafa, bu tarafa gel. Şurası, şurada bir eğilme mevcuttu. Tekere sürtüyordu. Yüksek hızlara çıktığımızda daha çok bariz bir şekilde sesi belli oluyordu. Sıkma yapıyordu. Bunu ayarladık. Ondan sonra başka herhangi bir yerinden bir vida gevşemesi falan yapmadı. Ama dediğim gibi sadece şu aynalardan memnun değilim. Aynalar sürekli böyle yolda giderken sağ sol şöyle oynuyor. Şu an yine oynadı mesela. En ufak bir darbeyle hemen ufak bir şekilde oynuyor. Bunları biraz dandik. Yani ben beğenmiyorum bu aynaları. Yani dizayn olarak güzel ama kullanış olarak hiç memnun değilim. Onun haricinde başka da deneyecek çok fazla bir şey yok. Bu ayrıca bilenler bilir. Bu 50 cc'lik motor olduğu için
trafik sigortasından muaf. Ayrıca B iletli sürücüler bu aracı kullanabiliyor. Normalde motosiklet ehliyeti de ayrıca alman gerekiyor. Ancak bunlar 50 cc'nin altında gözüktüğü için motorlar. Motor ehliyeti harici B sınıf ehliyeti, yani araç ehliyetiyle de bunları kullanabiliyoruz. Ondan kaynaklı başka da ne diyebilirim? Trafik sigortası yok. MTV'den muaf. Yani bu aracı elektrikli pistik diye geçiyor bu arada ruhsatta. Yani ruhsatını da çıkarttım. Ruhsatı çıkarttığımda 49 cc elektrikli pistik, motorlu pistik olarak geçiyor. Bundan kaynaklı yani trafik sigortası ve ayrıca de motor ehliyeti sorulmuyor yani bunlarda. Herhangi bir şekilde. Ama tabii ki kask yine zorunlu. Diğer motorlarda ne zorunluysa bunda da aynı şekilde zorunlu bunlar. Bir başka ne söyleyebiliriz? Bir ufak bir böyle turlayayım şöyle. Turlamaya başlamadan önce ufak bir şeyi göstermeyi unuttum size. Şu bagajı da gösterelim. Bagajın anahtarı bu şekilde. Bu şekilde bir bagajı çeviriyoruz. Bu şekilde açtık da şu şekilde bir bagaja sahip. Yani gayet de kullanışlı bir bagajı var. Kapatırken de bu şekilde anahtarı çeviriyoruz. Tekrardan bırakıp bu şekilde kapanıyor. Şimdi şuradaki port bagaja gelelim. Altındaki. Şuradan anahtarımızı takıp, yani kontak anahtarımız açılıyor burası. Şöyle sağa çevirdiğimizde direkt açılıyor bu şekilde. Burada ya burada ya şu altta akü olması lazım. Şu ikisinden birinde akü yer olur. Burası da benzin kapağı bu şekilde. Bu şekilde hazneye sahip. Buradan açılıyor. Benzinimizi buradan koyuyoruz. Bu şekilde. Şöyle de çıt diye ses geliyor. Kilitleniyor. Şunu kapatırken biraz zorlanıyor. Daha yeni olduğu için şöyle biraz vurmamız gerekiyor kapatırken. Orayı biraz yağlarsanız belki de düzelir. Şu şekilde kontağımızı anahtarı takalım. Başka da denecek çok fazla bir şey yok. Yani sırada bir motor işte. 50 cc'lik bir motor yani. Şu şekilde bir çalıştırıp bir turlayalım. Toprak yumuşak. Toprak yumuşak olduğu için kaydı. Evet arkadaşlar, aşağı rampa aşağı giderken az daha ufak bir kaza atlattık. Burada toprak yumuşak olduğu için tekerim kaydı. Ondan kaynaklı az daha düşüyordum. Rezil oluyorduk aslında. Ön freni fazla kullanırsak tabii gülüyorduk. Az daha şurada tabii düşürdük. İşte böyle. Sıkıntı yok. Kapat kanka beni. Çattım. Evet arkadaşlar, motoru gördüğünüz gibi bu şekilde. Ben bu motoru paylaşmamın sebebi bilgilendirmek amaçlı. Ben aldım. Şu an motordan memnunum. Herhangi bir sıkıntım yok. Ama tabii ki ilerleyen süreçlerde ne olur onu bilmiyorum. Şu an bu motoru 2-3 haftalık bir kullanma sürecindeyim. Yani bir aya yaklaşacak Allah'ın izniyle. Dediğim gibi şöyle aracı satıp bir de ayrıca bunu satıp belki ilerleyen zamanlarda motosikleti büyütebilirim. Belki başka işler yapabilirim. Hani tam karar vermedik şu an. İlerleyen süreçlerde bunun da belli olacak ne yapacağımız. Elimden geldiği kadar tabii ki YouTube'da videolarımın kalitesini arttırmaya çalışıyorum. Şu an benim atölyem var. Atölye çalışma tadilat aşamasında. Atölyemin beton zemini atıldı. Bunun bilgisini vermiştim diye hatırlıyorum ama belki de vermemiş de olabilirim. O yüzden tekrardan bunu size söylemek zorunda kaldım. Bununla ilgili de video gelecek. Atölyeyle ilgili aşamalarını kaydettim. Şu an atölyeye gelecek gibi değil. Çok fazla malzeme var. Ondan kaynaklı. Şu anki bir de havalar soğuk. O yüzden fazla ilgilenemiyorum orayla da. Tekrardan bunun hakkında da video çekeceğim. Bu şekilde yavaş yavaş videolarımızın kalitesini de arttırıyoruz. Evet arkadaşlar, şu an video çekim işlemlerimizi bitirdik. Böyle bir ufak bir hem eğlenceli bir video olsun hem de motor tanıtımı yaptık. Yani motor tanıtımı derken yani motordan memnun olup olmadığımı, hani daha önceden arkadaşlar almadıysa da motoru alıp almayacağını karar vermesi açısından böyle bir bilgilendirme amaçlı hem eğlence amaçlı video çektik. Şimdi arkadaşlarıyla birlikte yola devam ediyoruz. Arkadaş dedim de kuzenlerim bu arada, yani arkadaş diyorum. Tamam, siz gidin gidin, geliyorum arkadan.
Beni bekliyorlar. Bu arada köpekler çok fazla olduğu için motoru arka kuzene verecektim. Motoru kullanmak istiyor kuzen ama şu an köpekler var burada. Motora saldırıyorlar. Korkar diye arabayı verdik kendisine. Selamünaleyküm. Adamsın.